ilk yarattığı Hazreti Adem'le İblis'i anlatırken ne buyurdu? Allah secde et dedi, meleklere secde edin dedi. Bütün melekler secde etti, İblis secde etmedi. Niye secde etmedi? Adem'e bakıp, onu çamurdan, beni ateşten yarattın dedi. Onun için ben ondan daha hayırlıyım dedi. Ona nasıl secde edeyim dedi. Bunu söylerken, bak kendini gördü, Adem'i gördü, Allah'ı göremedi. Yani Allah'ın ona emri karşısında itiraz edebildi. Kendini gördüğü için, ben dediği için. Ben ateşten yaratıldım dedi, zemini ateşten yaratmışsın, bunu da çamurdan yaratmışsın. Allah'ı göremedi. Sorunumuz bu. Asli sorundur bu. İnsan eğer kendini görürse Rabbini göremez. Hiçbir zaman göremez. Ne dünyada ne de ahirette. Ne yapması gerekir? Rabbini görmesi gerekir. Kendindeki bütün varlığın Allah'a ait olduğunu kabul etmesi gerekir. Görmek bu demek. Kabullenmesi gerekir. Ben Allah'a aitim demesi gerekir. İman bunu gerektirir. Aşıklık bunu gerektirir. Eğer kendine aşıksa kendini görür. Rabbine aşıksa Rabbini görür. Bu herkes için bu böyledir. Ve bu imandır. Ve bu Allah'a abd olmaktır. Evet, Rabbini gören kendini göremez. Kendini görenden Rabbini göremez. Onun için ne demişti Yunus Emre? Çekilirsen aradan geri kalır yaradan. Nasıl olmalıdır bu? Kul, Allah kula akıl vermiş. Onu kullanması gerekir hem de sonuna kadar. Eğer kul bütünüyle Allah'a ait bir varlık olduğunu anladıysa, kendisindeki bütün güzelliklerin, bütün varlığın Allah'a ait olduğunu anladıysa, Allah'ı hay ve kayyum olarak bildiyse, yani hem Allah ile diridir hem Allah ile varlıkta duruyor. Allah her anda tecelli edip bir var ediyor, bir yok ediyor. Bu o kadar peş peşe oluyor ki insan bunun farkında bile olmuyor. Bu Allah'ın bütün varlıktaki tecellisidir. Tecelli bir an dursa bütün varlık yok olur. İnsan Allah ile, Allah'ın kayyum ismiyle kıyamda, varlıkta duruyor. Bütün varlık böyledir, zahiri olarak. Eğer bütün varlık Allah'a aitse, sendeki bütün güzellikler Allah'a aitse, sana ait bir şey yok o zaman. Niye korkuyorsun? Neden endişe ediyorsun? Niye emaneti sahibine teslim etmiyorsun? Teslim edemiyorsan iman etmedik. Bunu anlamadık demektir. Ve insan bütünüyle aşktan ibaret, sevmekten ibaret. Bunu inşallah anlamışız. Tekrar tekrar söylüyorum. Kim neyi severse sevsin, onu kendisi için gerekli gördüğü için seviyor. Bu bana lazım, bu bana gereklidir dediği için seviyor. Ona Allah'tan daha gerekli, daha lazım ne vardır? Eğer iman etmişse Allah'a. Bütünüyle sevgidir. Sevgisini dağıtıyor. Şu bana lazım, şunu sev. Bunu bir parça sevgi ona, bir parça ötekine, bir parça ötekine sevgisini dağıtıyor. Bir de korkuları, endişeleri vardır. Niye korkuyor, endişe ediyor? Sevdiğini kaybetmekten veya sevdiğine kavuşamamaktan korkup endişe ediyor. O da sevgiden. Bütün varlığı sevgiden ibaret. Yani ya Allah'ı seversin, Allah'ın sana nefrettiği hakikatini seversin, Hazreti insan olmayı seversin ya da vehmi olan varlığı, fani olan dünyayı seversin, nefsinin arzularını, isteklerini seversin. Dolayısıyla o da hepsi topraktan, fani olan dünyadandır. Ya ebedi bir varlık olmayı tercih edersin ya da fani bir varlık olmayı tercih etmişsin ki bu insana yakışan, insan aklına yakışan bir durum değildir. Herkes biliyor ki gelenlerin hepsi mutlaka gider ve gitmiştir. Ve o da mutlaka gider. Ebedi bir hayat onu bekliyor. Gider.
yani hiçbiri öldüğü için pişman değildir. Hiçbiri. Ölüm gibi